insan ortama giriyor, sosyalleşme başlıyor. İş bulduktan sonra bütün kazandığı pulu gezmeye harcadık. San Francisco, Amerika, İsviçre, İspanya, her yeri böyle her tatil fırsatını değerlendirdik, gezdik. Bu sırada da blog yazmaya başlamıştım ben. 2005-2006'da. O zamanlar hiç Türkçe bir blog yok, seyahat blogu. Eşimle beraber işte gittiğimiz yerlere yazalım anısı olsun. İşte bir kule, yani öyle bir mesela tüm San Francisco şehrini değil de işte Twin Peaks diye özel bir yeri. O zaman biz de gezeriz yani babanın peşinde. Olmadık yerlerde böyle bebek bezi değiştirdim. Olmadığı için. Yani yemek ayrı bir sorun. Zaten tatile çıkınca bebek yemez, içmez oluyor genelde. Uyku sorunu aynı şekilde. Kanarya'da bulunuyoruz burada. Öğle uykusunu yüksekte nasıl uyur artık. Benim oğlum biraz Seçici. Yemek konusunda çok seçici. Seçici olduğu için de bu San Francisco uçuşu öncesinde ona hazırladığım yiyecekler. 10 saatlik direkt bir uçuştayız. Ve benim yemeklerimi bile yemeyen çocuk uçak yemeklerini hiç yemez. Ama 10 saatte açık alamaz. Gibisinden böyle bir sürü yiyecek paketliyordum. İşte şunu sever mi, bunu sever mi? Tabii çoğunu biz yiyorduk babasıyla. Artanları. Genelde çoğu oluyordu. Ya da işte 20 aylıkken artık bu da dediğim gibi çok yeni şeyler de öğrendim. Mesela Kinder Otel denilen bebekli ailelere yönelik, küçük çocuk ailelere yönelik oteller var. Ve ileride hayalim eğer bir gün zengin olursam Türkiye'de böyle bir otel açmak. İnşallah. Böyle masanın kenarında böyle beşik var. Yani anne baba rahat yemeklisin. Aslında ne kadar basit çocuğu düşününce. Ama hiçbir yerde görmemiştim yani o zamana kadar. Çocuklarla araba yolculuklarının yanı sıra, feribot yolculukları, bunlar bir sürü farklı yolculuk çeşidi çıktı karşımıza zamanlar. Ve İsviçre için outdoor, açık hava sporları çok önemli. Her yere bebek arabasıyla gidemeyiz. Bu yüzden işte belizi taşıyacağımız değişik icatlar. Çünkü silinge sığmamaya başladı. İlk başta kangurudaydı. O yüzden hastalanıyor. Hani biliyoruz sebebini ama engelli olamıyoruz. Hala aşılarını tamamlıyoruz. Kutuplara kadar gitti. Seyahat etmek isteyen ama araştırmak için vakti olmayan aileler, çocukla nereye gidelim diye kafası karışık olanlar, işte 3 yaşındakine neresi daha uygun, 5 yaşındakine nasıl bir tatil olur diye soranlar için bir danışma gibi. Şimdi iki aileye destek verdim. Birisi Mallorca'ya gitti, diğeri Tayland'a gitti.
gittiğimizde mesela çok az, 7 günlük bir kısıtlı zamanları vardı. Çocuğun yaşına uygun işte ne yapmak istediğine bağlı bir tatil planı çıkardık birlikte. İşte nasıl, nerede kalacağına dair, işte neler, ne restoranlar, restoran önerileri gibi. Tabii aileden aileye değişiyor. Mesela kim aile yemek, gastronomi tatili yapmak istiyor.